Selamlar dostlar, nasılsınız bakalım? Ben çok iyi değilim. Sesimden anlayacağınız gibi biraz hastayım ve bu yüzden günlerim evde dinlenerek geçiyor. Bu sıralar hiçbir şeye mecalim olmasa da yakın zamanda gelişen önemli bir haber yüzünden sizlere kısa bir video hazırlamak istedim. Umarım yakın zamanda da iyileşirim. Geçmiş olsun dileklerinizi de bekliyorum. Arkadaşlar Disney Channel kapanıyor. No god! No god, please no. No! Bildiğiniz televizyonlarınızda 24 saat boyunca bedava yayın yapan TV kanalı Disney Channel artık olmayacak. Yani bunu hem Instagram'da hem YouTube'da resmi hesaplarında yaptıkları paylaşımdan kesin bir şekilde anladık. Yayınlanan videoya şöyle kısaca bir bakalım isterseniz. Bu haber beni bir yandan hüzünlendirirken bir yandan da içimde yepyeni umutlar yaşartıyor. Çünkü her vedada olduğu gibi bu vedada da yepyeni bir başlangıç doğuyor. Sihirli kanalımız Disney Channel'la artık vedalaşıyoruz. Ancak az önce de söylediğim gibi bu asla bir son değil. Çünkü artık en sevdiğimiz ve hatta sürekli izlemek istediğimiz içerikler Disney Plus'ta olacak ve dilediğimiz zaman izleyebileceğiz. Ve burada vedalaşsak da biz yine bir arada olmaya devam edeceğiz. Beni bundan sonra nerede bulabileceğinizi biliyorsunuz. Yepyeni bir dönemde çok yakında görüşürüz. Tabii ki kendi hesaplarından bu haberi olumsuz şekilde paylaşmayacakları belli. Bu yüzden Disney Channel kapanıyordan ziyade Disney Plus güzellemesi yapan video olmuş. Ne olursa olsun televizyonda ücretsiz olarak herkesin erişebileceği bir pozisyondan ücretli internet platformuna dönüşmesi bence çok iyi bir haber değil. Yani sizi bilmem ama televizyon izlemek için artık pek bir gerekçe de kalmadı gibi görünüyor. Bildiğiniz gibi Cartoon Network de içerik tarzındaki değişikliklerle resmen bizim için hayal kırıklığına dönüşmüştü. Resmen masadan birer birer eksiliyorlar. Benim evimde televizyon yok. O açıdan artık televizyon içerikleri de umurumda değil. Ama internet platformlarının sayıca artması ve ülkemiz için pek de makul olmayan fiyatların olması bir sorun oluşturacağı benziyor. Şimdi gelin biraz Disney Plus'tan bahsedelim. Ee, haberde gördüğünüz gibi Disney Channel'ın kapandığını ama artık Disney Plus'ta tüm içerikleri izleyebileceğimizi söylüyor. Yani artık bir anlamda kötü bir haberin yanında bir müjde de var. Tabii ne kadar müjde orası tartışılır. Ee, Disney Plus bildiğiniz Netflix, Amazon Prime gibi bir platform olacak. Yani içerisinde sadece çizgi filmler değil diziler, e, filmler veya belgeseller bulunacak. Bu platform Disney, Pixar, Marvel, National Geographic gibi bilindik markaları içerisinde barındırıyor. Bu yüzden zengin bir içerik yapısına sahip olacaklarını söyleyebiliriz. Peki Disney Plus ne zaman Türkiye'de yayına başlar? E, bu net bir şekilde belli değil. Ama şunu söyleyebilirim evimde televizyon olmamasına rağmen internetteki televizyon ya canlı televizyon yayınlarına baktığımda Disney Channel'ın hala yayına devam ettiğini gördüm. Sizlerde televizyonlarınızda baktığınızda büyük ihtimalle Disney Channel'ın hala yayına devam ettiğini göreceksiniz. Ama bu böyle devam etmeyecek çünkü resmi bir açıklama yapıldı. Yani her türlü bu kanal artık kapanacak. Disney Plus'ın tam olarak ne zaman başlayacağını bilemiyoruz ama 2022'nin içerisinde her türlü yayınlarına başlayacaklarını söyleyebiliriz. Hatta şöyle bir haber var. Rütük'ten 10 yıllık lisansı almış bile. Yani bu bayağı planlı bir şey. Fiyat içinde yine resmi bir açıklama yok maalesef. Netflix'in 26.90 Amazon'un da 7.90 TL yani yaklaşık 8 lira gibi olduğu güzide ülkemde Disney Plus'ında yine uygun bir fiyatla abonelik ücretlerini başlatacağını düşünüyorum. Özellikle Amazon Prime 7.90 ise bu da 10 liranın üstünde olur yine ama 20 lirayı da aşmaz diye bekliyorum. Evet arkadaşlar net bir şekilde söyleyebiliriz ki dünya artık geleneksel televizyonların popülerliğini yitirdiği bir yere dönüştü. Artık her şey internet üzerinden sunulmaya başladı. Ve tabi bunlar da belli ücretler karşılığında olmak zorunda. Sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum. Yorum yapmayı ve videoya beğeni atmayı unutmayın. Her beğeni kod kahveye bir geçmiş olsun olarak atın. Umarım yakın zamanda iyileşirim ve hemen video hazırlamaya devam ederim. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.